Selamünaleyküm. Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Bugünkü işleyeceğimiz rüya hem bir hidayet rüyası hem Gazze ile alakalı bir mevzuda içerdiğinden dolayı da önemli arz eden bir rüyadır. Rüya, uluslararası hukuk profesörü, aynı zamanda aktivist ve tiyatrocu olan Frank Romano'ya ait. Kendisi 1978 yılında bir rüya görüyor. O zaman kendisi diyor ki benim diyor Filistin meselesi hakkında hiçbir bilgim yoktu diyor. Veyahut da çok az bir bilgim vardı diyor. Rüyası şöyle. Rüyada ona deniliyor ki Paris'ten çık, Filistin'e git ve bir şeyler yap şeklinde bir yönlendirmede bulunulmuş. Kendisi diyor ki rüya çok açıktı diyor. Sonra diyor neden diyor hiç bilmediğim bir yere diyor yönlendirildim bilemedim ben diyor. Sonrasında kalkıyor Filistin'e geliyor. Ve İsrail-Filistin meselesi konusunda o günden sonra gittikçe bilgileri artıyor. Ve gördüğü manzara şu, İsrail'in yaptığı zulümlere, haksızlıklara rağmen Filistin halkının oradaki direnişini, oradaki güçlü imanlarını ve dine sıkı bağlılıklarını görerek önce Cenin kampına gitmiş. Cenin kampında oradaki halkı halini görüyor, Arapça öğreniyor. Daha sonra oradaki halkın İslamiyetinden etkilenerek kendisi de Müslüman oluyor. Ve Filistin'in hakkını savunma noktasında Uluslararası Hukuk Divanı'na dilekçeler yazacak şekilde eline gelen bütün imkanları kullanarak burada gayret göstermiş. Aktif olarak çalışıyor. Halen de faal olarak devam ediyor kendisi. Gördüğü rüyayı teknik olarak ele aldığımızda aslında bu rüya doğrudan doğruya bir yönlendirme rüyasıdır. Daha önce işlediğimiz Güney Afrikalı papazın gördüğü rüyada olduğu gibi burada da aynı tarzda bir rüya var. Ve Cenab-ı Hak ona doğrudan gel Müslüman ol dememiş aslında. Aslında biliyor. Onun da Müslüman olacağını aslında orada biliyor. Fakat orada onun madem diyor, uluslararası hukuk profesörüsün diyor. Neden diyor şu an diyor mağdur konumda bulunan diyor ki 1978 yılından bahsediyoruz. Aradan geçmiş 46 sene burada söz konusu. 46 yıllık bir vakayı aslında orada yakından incelemesini görmesini söylüyor. Ve senin şu an diyor hakkını savunacağın diyor yeryüzündeki en başta gelen milletlerden bir tanesi diyor. Filistin halkıdır diye rüyasını yönlendiriyor. Ve kişinin hiç bilmediği bir sahaya yönlendirmiş. Peki akla şu geliyor. Bugün rüyayı görseydi ve yapmasaydı ne olurdu? Büyük ihtimal aynı Güney Afrikalı papazın gördüğü rüyanın tekrarlanması versiyonu o da yaşayacaktı. Kendisi aslında bir Fransız bu manada bakıldığında. Ve o da bu rüyaya tabi olarak kalkıyor, Filistin'e gidiyor, oradaki mücadeleyi yakından görüyor ve Gazze'lilerin haklı olduğunu, İsrail'in orada aslında bir işgalde bulunduğunu ve Filistin halkını mağdur ettiğini yakından temaşa ediyor. Ve şu an dünya genelinde bir uyanışa vesile olan o Filistin halkının imanlı ve güçlü direnişi, onun da dünyasında yakından görmesiyle zaten bir küllenen bu manada imanı tabiri caizse hakiki bir iman haline getirmiş. Ve İslamiyet'e burada katılmış. Bu yönde bakıldığında gördüğü rüya da bu çerçevede Filistin mücadelesinin, Filistin halkının haklı olduğuna bir delil mahiyetinde olarak görünüyor. İnşallah bu Gazze meselesi yakın zamanda sona erer, sulhla neticelenir diye dua ediyoruz. Ve bu manada dünya genelindeki uyanışta hakiki bir tepki haline gelir de İsrail'in tabiri kirli elleri Filistin halkının üzerinden çekilir. Hatta ve hatta yaptığı yanlışları ödeyecek şekilde bu manada çekilir, çekilecek hale gelir diye dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Rabbim bu manada en kısa sürede meseleyi çözüme kavuştursun. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.